Arkadaşlar hepinize merhaba. Nasılsınız, iyisiniz inşallah. Bugün Facebook üzerinden, sanal medya üzerinden bir yayın yapacağım. Aslında onu YouTube üzerinden de yapıyorum. YouTube'dan da paylaşacağım önemli bir konu. Aslında unutulmaya yüz tutan efendim ama unutulmaması gereken bir konu. Mevzu Kombasan meselesi. Biliyorsunuz bir torba yasayla birlikte Bera Holding şu andaki ismiyle Kombasan elde edilen hakların yani mahkemenin vermiş olduğu, Yargıtay'ın vermiş olduğu kararların efendim geçersiz olması konusunda öyle bir yasa çıkardılar ki meclisten yaklaşık 80 bin Kombasan mağduru bundan etkilendi. Yani ne mahkemeyle ilgili ellerindeki o kazandıkları davaları hayata geçirebilme şanslarını efendim devam ettirebildiler. Ne de paralarını alabilme umutları ellerinden kalabildi. Bu konuyla ilgili zaten mevzu Yargıtay'a taşındı biliyorsunuz. Yargıtay bu konuyla ilgili karar verecek. O kararı bekliyoruz. O kararın olmasını bekliyoruz. Dönmesini Yargıtay'dan. O yüzden de bizim için çok önemli Yargıtay'ın verecek olduğu karar. Bu konuyu eskiden beri çok yakinen takip eden çok değerli avukatımız var. Sayın İsmail Köse. Şu anda kendisi zaten Konya'da. Konya'da olduğu için de mevzuyu takip ediyor, devam ettiriyor. Kombasan zedelerle ilgili gelişmeler var. Onları efendim bize anlatacak. Ne gelişmeler yaşandı, neler oldu, neler yapılıyor. Biz de sizlerle bunu paylaşacağız. Kendisi şu anda Ankara'da olduğu için yayına bağlanacak. Bakalım yayına bağlandığında şey yapabileceğiz mi? Kendisiyle iletişime geçebileceğiz mi? Ona bakıyorum. Sayın avukatım ben de yok musun sen? Bir dakika arkadaşlar. Kendisiyle bağlantıya geçmeye çalışayım. Eğer bende yoksa sıkıntı. Bakalım. Önemli bir konu biliyorsunuz. Hala bu konuyla ilgili vatandaşlarımız sıkıntı içerisindeler. Eğer henüz kendisine yazıyorum birazdan bizimle şimdi süreç devam ediyor. En son çıkan kanunla dava yolu kapatılmış ve kanun Anayasa Mahkemesi'ne görüşülüyor. Ancak Bera Holding hissesinin 28 TL'ye kadar çıkmasından sonra kanun çıktığında 2,5 TL'ydi. Ortaklardan birçoğu bunu mahkemeye başvuranlar da dahil borsaya girerek bu işten çıkmayı tercih etmeye başladılar. Ancak çoğu bu işlem için yanlış yönlendiriliyor. Çok fahiş bedeller ödüyorlar. Hesaplama konusunda da sıkıntılar var. İşte bu yüzden de sayın avukatımızı şu anda konuk alacağım. Çok önemli bir mevzu. Seyredin. Dinleyin. Paylaşın. Bence paylaşın da yani. Paylaşın bu mevzuyu. Bu konuyu paylaşın. Çünkü çoğu vatandaşımızı şu anda belki de şeyler size söyleyeyim mağdur durumdalar ve ümitlerini kesmiş durumdalar. Ümitlerinizi kırmayın, kesmeyin. Güzel şeyler olacak inşallah. Ben şimdi şu
avukatımı bekliyorum. Bir istek gönderirse bana onu yayına alacağım. Sayın avukatım, istek gönderebiliyorsan efendim gönder. Ben de seni yayına hemen alayım diye düşünüyorum. Bakayım. Evet İsmail Bey. Şu anda bana bir tane şey göndermen lazım. Bir dakika bir bakayım. Ben sizi şimdi davet ettim sayın avukatım. Ben sizi davet ettim. Daveti kabul ederseniz yayına başlayacağız. Davet gönderdim. Geldi mi? Evet. İnşallah şu anda bağlanmaya çalışıyoruz Konya'da. Arkadaşlar videoyu paylaşırsanız Kombasan meselesinde önemli gelişmeler var. O konuyu. Evet. Avukatımız da burada. Evet İsmail Bey merhaba. Nasılsınız? Merhaba. İyiyim sağ olun. Nasılsınız? Valla ben de gördüğünüz gibi kanaldayım. Televizyondayım şu anda. Sen Ankara'dasın. Evet. Ben Konya'dayım şu anda. Pardon Konya'dasın. Pardon söyledim onu. Konya'dasın. Evet. İşleri takip ediyorsun. Evet. Hem kendi müvekkilimin işlerini de takip ediyorum. Biliyorsunuz bir taraftan da çok 14 yıldan beri şeylerle beraber, bu grupla beraber olduğum için sadece müvekkillerimin üzerinde değil, genel olarak da elimden geldiğince holding mağdurlarına yardım ediyorum. En son bu kanun teklifinden sonra, pardon kanundan sonra buna da karşı çıkmıştık beraber. Bayağı mücadele ettik ama yeni gelişmeler var. Onlardan bahsedelim. Bahsedelim. Nedir yeni gelişmeler? Evet. Bilmiyoruz çünkü kimsenin bu konuda şey yok, fazla bir bilgisi yok. İsterseniz bir özet halinde şimdi 30 Kasım 2019'da bir mecliste bir kanun teklif edildi. Ondan sonra bu yasalaştı. O zaman 3000 küsur dava kanundan sonra kapatıldı ve dava açma yolu da ortadan kalktı. Yani dava açtığınız anda hemen ilk mahkemede reddediliyor. Evet. Eski şey kalmadı. Hukuki yani kalmadı demeyeyim ama bir sekteye uğradı. O kanuna karşı da Cumhuriyet Halk Partisi tarafından Anayasa Mahkemesi'ne gidildi ama bu çok kapsamlı da bir kanun. Dijital vergilendirme kanunu. Bir de takdir edersiniz ki korona sürecinde bütün kurumlar gibi Anayasa Mahkemesi de biraz daha yavaş çalışıyor. Henüz bir sonuç yok. Ama bu arada da şöyle bir gelişme oldu. Biz işte ben hatırlıyorum 2019'un sonlarında bu Bera Holding biliyorsunuz İstanbul Borsası'nda, Borsa İstanbul'da işlem gören de bir hisse senedi. O zaman 2,5 TL olan hisse şu anda 28'e kadar çıktı. Bugün bakmadım ama 24-25 aralığında. Ya bunun da Türkçesi şu, holding mağdurları tabii ki şeyi saymıyorum yani 2000'de yatırılan paranın 20 sene değerlendiği ekonomik hesap değil ama o günkü yatırdıkları paranın yani şimdi şeyi de biliyorsunuz artık bir para kazanmak falan da değil yani kurtulalım lanet olsun şeklinde davrandıkları için yatırdıkları paranın da bir %70'ine falan denk geliyor aşağı yukarı bu şekilde. Ben kendimden örnek vereyim, ismini tabii ki vermeyeceğim ama kendi müvekkilimin işlemlerini yaptım çünkü biz de avukat olarak kendilerini bilgilendiriyoruz. Evet. Ama karar onlara kalıyor. Dedi ki yani bir uzun bir hukuki süreç sonucunda bu parayı alacak olsak bile bugün böyle bir teklif daha mantıklıdır. Yap dedi. Ben de geldim. Çok samimi şekilde söylüyorum. O işlemini yaptım dün şeyde. Holding'de ama orada da belli bir hukukumuz var. Bera Holding avukatları falan onlarla konuştuk. Yani ne oluyor ne bitiyor. Bazı şeyler anlattılar ki kulaklarıma inanamadım. Yani bir kere bu hisse senedinin hesaplanması ile ilgili ben tabii Facebook grubumda falan şey yapıyorum, bilgilendiriyorum ama
bunun hesabı falan biraz uzmanlık isteyen işler. Yani sadece avukat olmanız falan da yetmiyor. Biraz borsadan falan da anlamanız gerekiyor. Bu şeyi de zaten şey biliyoruz yani, holding mağdurları kusura bakmasınlar ama onların da şeyleri belli. Borsadır, işte bankadır, ne bileyim, böyle hesaplar, kitaplar çok uzak oldukları konular. Ben elimden geldiğince işte Facebook'ta falan yayın yapıyorum ama çok da fazla insana ulaşamıyoruz. Yani siz de şey yaparsanız, hani bu önemli bir konu. İnsanlar tekrardan mağdur olmasınlar Şimdi istiyorum. bu Yani şeyi söylemeyiz bu Sayın Köse, bu mağduriyet konusu. Şimdi bu paraları alınmaları şu anda ancak Anayasa Mahkemesi'nin kararına bağlı. Büyük bir ihtimalle iyi bir sonuç bekliyoruz ama buna rağmen Bera Holding boş durmuyor gördüğüm kadarıyla. Vatandaşlardan efendim kelepir fiyata bu şeyleri toplamaya başladı değil mi? Hisse senetlerini. ya tam olarak Bera Holding diyemem ama yani tam olarak kimler bilmiyorum ama bir grup Ya onlar artık, adına yani kusura toplayan bir bakma, grup o zaman yani. Sonuçta kim topluyor bunları yani? belki de öyle, bilemem yani, ama çantacı Evet. dedikleri, yani gidiyorlar, nasıl yaptıklarını da bilmiyorum ama çok şeyler duydum ya. Ve yani normalde 8 ile çarpılması Evet. gerekiyor. Şimdi sıkıntı nerede biliyor musunuz? Borsa fiyatını görüp hani elindeki hisseyle çarparsan yanlış yapıyorsun çünkü insanların elindeki hisse senedi Kombassan senedi. Kombassan senedi işlem gören Bera Holding senedinin 8 katında aslında. 8 ile çarpılıyor. Ama bunu doğru yansıtmadan öyle şeyler duydum da o yüzden dikkat etmişsiniz. Hemen dedim ya Zeki Bey, müdahale ederim. Evet. Yani çok büyük mağduriyetler söz konusu. Yani adam atıyorum 200 bin TL elde edecekken 150 bin TL, 140 bin, yani çok büyük zararlar ettiklerini duydum Yani açıkçası. hala O yüzden insanların üzerinden para kazanıyorlar yani. yani bunu kim olduğunu Birileri bilmiyorum para hani, kazanıyor ama yani. yapıyorlar, evet, insanları uyarmak istiyoruz yani, evet, şey yapmasınlar. Yani o kadar söylüyoruz, dilimizde tüy bitti. Herkese de güvenmeyin be kardeşim, artık yeter yani, tabii. Peki bu Almanya'da gelip burada faaliyet yapanlar veya ne bileyim bu konuyla ilgili vatandaşlara gezenler eskiden para almak için geziyorlardı. Şimdi hisse senetlerini almak için geziyorlar herhalde. Almanya'da da bir ekip olduğu, Almanya'da da vatandaşlar yani Kombasan zedeleri ellerinde hisse senedi olanları efendim bulup zaten ellerinde liste var. Bilmeden zaten gelemezler. O listeyi demek ki Kombasan'dan alıyorlar. Yani bilerek giderek insanların tekrar işte lanet olsun yahu zaten alamadık 20 seneden beri bari verelim de en azından şu kadar paramızı alalım düşüncesiyle insanlara mı geliyorlar şu anda burada veya öyle duyumlar mı var? Ya şimdi duyum var. Ben şimdi avukatım. Avukat olduğum için belge Evet. olmadan, tam net bilgi olmadan kimseye şey yapamam. Bu yapıyor, ediyor Evet. ama hani Ama böyle bir duyum var. Kombassan da yapıyor olabilir. Varsa Ama zaten birileri böyle yapıyor yani başından bu sonuçta. işleri Birileri geçenler yapıyor yani. varsa bize şu anda yazabilirler zaten. Evet bana geldiler, teklif ettiler. Efendim şöyle şöyle dediler. Mesela Siyami diyor oradan beri borsaya hileli işte yani bir kazanç elde etmeye çalışıyorlar. Efendim Evet. iki al topla 25 saat içeridekiler kazanıyor diyor. Bilemiyorum yani nasıl bir iş, nasıl bir Ya şimdi yanlış bilgilendiriyorlar. Büyük bir ihtimalle işte kardeşim hisse çıktı, yarın bir gün düşerse bilmem ne. Hani ben borsa uzmanı değilim ama çok da uzak bir adam da değilim. Yani şöyle söyleyeyim, danışmanlık yaptığım Menkul Değerler şirketi var. Yani oralardan biz de edindiğimiz bilgiye göre öyle birden 28'e çıkıp yarın bir gün 20'ye düşecek falan da bir şirket de değil. Yani ellerindeki değerli bir şey. Hani bir el bombası sarıp da fırlatıp atmasınlar, gitsinler sorsunlar. Az da bir para değil ya, şimdi en aşağı olanın 15 bin 20 bin euro parası var. Bunu Türk lirasına çevirdiğiniz zaman bir değer yapıyor. Ya yani ben diyorum ki hani şunu yapın bunu yapın demiyorum ama akıllı olsunlar. Yani bu işleri profesyonel yapan insanlar var, yatırım danışmanları var. İnternet var, bugün bir açsınlar, araştırsınlar. Yani biraz da onlardan işte, yaşlı insanlar biliyorsunuz. Şey yapalım, bilgilendirelim ya insanları çoğu yani. da Doğru hayatını hareket kaybetti etsin. zaten ve varisleri var onların. Onlar Maalesef ya, maalesef, maalesef, şimdi bir şey soracağım maalesef. ben Sayın Köse. Yani şu şöyle diyebilir miyiz? Veya şöyle mi anlayalım? Bunlar her şeye rağmen Anayasa Mahkemesi'nden çıkacak bir karara yani düşünerek diyelim ki vatandaşın lehine bir karar çıkmadan önce biz gidelim. Bu insanlardan sadece hisse senedi değil. Yani normalde oraya hani kar payı, para yatırmış olan insanlardan
bunların karşılığında alalım, hisse senedi almış gibi yapalım mı hareket ediyor, ediliyor? Nasıl bir toplama var? Yani vatandaşa nasıl bir teklifle gidiyorlar? Hisse senedi olanlara mı gidiyorlar yoksa hepsine mi gidiyorlar? Ya ben size işlemi anlatayım. Şimdi bu şirketin herkesin elinde orijinal hisse senetleri var. Bu orijinal hisse senetlerini bir işlemden geçirmeniz gerekiyor. Gelip Konya'ya ya siz geleceksiniz ya bir vekalet göndereceksiniz. Biri ya da elinde hissesi olan gelip kaydettirip onu da yaklaşık olarak 20 gün içinde, 15 gün içinde, 10 gün içinde borsadaki fiyat üstünden paraya çevirme şansınız var. Ha, burada şöyle bir sıkıntıyı da hatırlatmak isterim. Yani burada yatırım hesabı açılıyor. Siz çok işlediniz o konuyu. Çok benden çok daha iyi biliyorsunuz. Otomatik bilgi paylaşımı ile ilgili de bir sıkıntı da olabilir. Yani o yatırım hesabını kendi adlarını açtıklarında o bilgiler de paylaşılacak mı, paylaşılmayacak mı? Bilmiyorum yatırım hesapları için. Nasıl paylaşılmasın? Hareket bir para hareketliliği olacak yani sonuçta. Para hareketliliği olan her şey paylaşılacak. Yani vatandaş paramı kurtarayım derken tekrar bir sıkıntıya düşme ihtimali var otomatik bilgi paylaşımından dolayı. Peki nasıl hareket etmeleri lazım? Vatandaşın ne yapması lazım? Bu konuda neler söyleyeceksiniz? Neler öneriyorsunuz? Yani bir hukuki işlem var mı? Hukuki bir yol var mı takip edilecek? Yani bakın önce bir kere bir kişiye güvenmesinler. Açsınlar baksınlar. Biz mesela şey kurduk 1200 kişi takip ediyor. Bir dernek kuruyoruz. Yurt dışında yaşayan vatandaşların haklarını koruma derneği diye. Facebook grubumuz var. Ben sürekli bilgilendirme yapıyorum. Çok da büyük zahmet içeren bir şey değil doğru bilgiye ulaşmak. Bera Holding dün şey yaptı. Hissenin nasıl hesaplanacağına dair bilgileri koydu şeye. İnternet sitesine. Çünkü onlar da şey yapmışlar yani. Ne oluyor kardeşim böyle nasıl bir oluyor bu işlemler falan diye. Bera Holding kendi koymak zorunda kaldı. Yani çarpı 8 nasıl hesaplandığını insanlara doğru bilgilendirirken yani, şunu demek istiyorum. Böyle bir teklif geldiği zaman kendilerine bir kere kimden geldiğine bir baksınlar. İkincisi bir araştırmaya girsinler. Yani hemen bu işte çok karlı hemen kurtulayım. Öyle bir şey yok gerçekte. Doğru karar vermeleri lazım. Mesela kaydileştirebilirler, yapsınlar. Dava açmak konusunda da yani anlattık. Diyoruz ki böyle 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 yani. Görüntü şuna gidiyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden ancak bir tazminat şeklinde alınabilecek. O da Türkiye için yani, iyi değil yani. Türkiye için iyi değil ama o iş yani oraya gelmesin. Kusura bakmayın. Sap olmanın manası yok. Adam mecliste kanunda yasa çıkarttıktan sonra ben size televizyonda da anlattım. Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'ydi bu işi şekillendiren. Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'ne de siyasi bir müdahale yapıldı. Bunları da göz önüne aldığınızda sanki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden başka bir yol kalmıyor gibi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de hadi ince olacak bir şey değil. Bir süreç var. Şimdi zaten avukatlarıyla takip edenler, avukat arkadaşları arasında bizim bilgi paylaşımı oldu, bilgi paylaşımımız olduğu için doğru bilgiye ulaşabiliyorlar. Ama hiç daha bu işe başlamamış insanlar var. Hiç avukatlarla şey yapan bir müvekkil avukat ilişkisine girmemiş insanlar var. Onlara da doğru bilgi vermeye çalışıyoruz. Yani WhatsApp gruplarımız var, Facebook gruplarımız var. Oralara açıp bakabilirler. Holding mağdurları dayanışma platformu diye Facebook grubumuz var. Başka gruplar da var. Arasınlar sorsunlar ya yani bu zamana kadar hiç telefonumu açmadığım olmadı yani. Bir yerden sonra da siz beni çok gayet iyi biliyorsunuz. Biz gönülden bu şey yapıyoruz. Holding mağdurlarına destek vermeye çalışıyoruz. Şimdi peki bu şu andaki durum tam olarak ne? Yani bu meclisten çıkan yasayla birlikte bütün hakları gasp edildi bu insanların. Bütün hakları ellerinden alındı. Ama Anayasa Mahkemesi'ne, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Anayasa Mahkemesi'ne bir itirazı söz konusu oldu. O itirazın yani o itirazla birlikte vatandaş yani buradaki kombasan zedeler, holding zedeler nasıl bir yol izlemek zorunda? Bekleyecekler mi? Beklesinler mi kararı yoksa bu yeni yapılan uygulamalara uygulama da yani insanlara gidip onları kandırıp ellerinden fahiş şey veya kelepir fiyata efendim hisse senedini veya ne bileyim elindeki o belgelerini almak isteyenlerle nasıl bir harekete geçsinler, nasıl bir durum? Kendi başlarına yapacakları bir işlem değil. Bu kesinlikle doğru. Yani kendi başlarına yapacakları bir olay değil bu ama sonuçta bu vatandaşlar öyle ya da böyle eğer işlemlerini doğru yaparlarsa bu işten en az zararla kurtulabilirler mi? Bakın eğer akıllı olurlarsa mesela portföy danışmanlık şirketleri var, yatırım danışmanları var. Hani onların yani borsa çok ayrı bir dünya. Yani bir de Almanya'daki ile Türkiye'deki de çok farklı yani. Farklı bir dünya.
Ama yapabilecek, benim mesela bir müvekkilim var, damadı çok iyi anlıyor bu işten ve yapıyor adam yani. Karlı da çıkma ihtimali Evet. var. Açık konuşayım yani, hani buradan ya bu işten karlı çıkan olmaz, ayrı mevzu da yani En yeni senenin azından şeyin olarak. zararından Tabii. kâr eder diyelim. En az zararla bu Aynen. işten kurtulur. Ya işte, ekonomik falan değil artık mesela. Zaten 20 senenin çektiği duygusal şey ne olacak yani? Onun hesabına girerseniz kârdan bahsetmek imkansız zaten de. Şey şimdi bakın, davayı hiç açmamış olan insanların Evet. pozisyonları Nedir yani? çok farklı. Nedir? Yani şimdi davayı hiç açmamış insan gidip dava açarsa bu Evet. reddoluyor. Sonraki mahkemeler sürecinde de reddolacak. Büyük bir ihtimalle çünkü Anayasa Mahkemesi'ne aykırı değildir diye Evet, karar verdiler aynen ya. Yargıtay 11. Hukuk Dairesi böyle karar verdi. Konya'daki mahkemeler böyle karar verdi. Maalesef öyle. İstinaf, hatırlar mısınız bilmiyorum. Ben diplomamı yırtarım demiştim herhalde. Yırtacağım öyle. sonunda Evet, yani. dedin işte doğru. Yapacak bir şey yok. Evet. İşte bu şekilde olunca yani bir hukuki kaos var. Anayasa Mahkemesi ne zaman karar verir onu da bilmiyoruz. Ama yakın zamanda diye tahmin ediyoruz. Ama Anayasa Mahkemesi nasıl karar verecek? Belki kısmen iptal edecek, belki etmeyecek. Ha, ederse ne olur? O zaman başka tekrardan oturup bakmak lazım. Ama sonuç olarak kısa vadede o parayı alma ihtimalleri zaten dava yoluyla yok. Evet. Yani en makul süre 4 sene, 5 sene mi bilmiyorum. Hani bir de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nasıl karar verir? Tazminat olarak birebir yatırdığı parayı alabilir misin? Bir sürü şey var, sorunlar var. Ama bu tarafta da insanlara, bakın ben müvekkillerime doğru bilgi vermek zorundayım. Müvekkilime diyorum ki eğer bu şekilde kaydileştirirsen, yani hesap kitap yaptığınız zaman 2,5'tan 28 lira 10-12 kat gibi bir rakam artışı Evet. var. Haliyle de bayağı yükseldi yani edinebileceği para. Onu da önüne koyuyorum. O da düşünülebilir, tartışılabilir bu yani. Şimdi Sonuçta biz bilgilendirmeyi yaparız. İnsanlar karar verirler. Hesabı kitabı bu koyarız önlerine. bilgilendirme konusunda vatandaşlar çok yeni bir şey öğreniyorlar. Yani belki takip edenler biliyorlar da. Şimdi şu durumda borsa konusuyla ilgili bir gelişme var. Belki yeni katılan arkadaşlarımız var. Yani Bera Holding veya ne bileyim Bera Holding adına birileri veya kendileri bilemiyoruz onu şu anda muğlak bir görüntü var. Tam bir flu net değil. Ama birileri topluyor. Birileri topluyor Evet. piyasadan. İşte bu Evet, toplanılan evet. olay nedir? Vatandaş buna karşı ne yapmalı? Nasıl hareket etmeli? Yani kim bunlar? Nasıl hareket etmeliyiz? Neler yapmalıyız? Bu konuda biraz bilgi verirsen. Yani şu andaki gündemde bilmeden insanlara gidip evlerine tek tek veya bu Kombasanize'de veya Bera Holding şu andaki ismiyle bir şeyler almaya çalışıyor. Nedir? Bunu bir anlatalım. Ona göre de nasıl hareket edecekler? Onu bir paylaşalım. Bakın kaydileştirmek isteyen insanın bilgi edinebileceği en doğru kaynak Bera Holding anonim şirketidir. Kendi internet sitelerinde ne kadar eline geçeceğini, aradıkları zaman ortaklar servisi nasıl işlem yapması gerektiğini zaten tarif ediyor. Şimdi korona zamanında yine Almanya'dan kalkıp Konya'ya gelme konusunda sıkıntı çekenler için bu işlem vekaletle yapılabiliyor. Ama ve lakin sadece hisseyi kaydileştirmekle kalmayıp bu süreci yönetmek isteyen adam da yani şimdi şey yapabilir. Bunu da yönetebilir isterse. Yani şöyle anlatayım size. Bizim menkul değerlerden bir hesap açıyorlar. Ondan sonra hisseniz borsada işlem görmeli. Yani anında o gün paraya çevirmek gibi bir şey yok. Bakarsınız 24 lira mı oldu? Dersiniz ki bekleyeyim kardeşim 30 olabilir. O sizin Evet. bileceğiniz bir şeydir. Bu konularda konuşmak da çok tehlikeli biliyorsunuz. Yatırım tavsiyesi vermek Evet. yasaktır yani. Borsa ile ilgili konuşuyoruz. Ama uzun vadeli projeksiyon çizdiklerinde bu hisse şöyle söyleyeyim size. Bera Holding anonim şirketi bir şey değil. Basit bir şirket değil. Türkiye'nin en gelişmiş ilk 500 şirketinde yanlış hatırlamıyorsam 4 ya da 5 tane şirketi olan çok ciddi ticari faaliyeti olan borsada da gerçekten çok iyi bir performans göstermiş bir sene içinde bir şirket. Ha bunu başka şirket kendisi mi yaptı? Başka şekillerde mi oldu? Olur mu? Olmaz mı? Onu bilmiyorum. Ben sadece resmi çekiyorum size. Şu anki görüntü bu. İleride daha da değerlenebilir. Belki başka şeyler olabilir. Yani kaydileştirdiğiniz zaman yani borsada işlem görebilecek hale getirdiğiniz zaman satmak zorunda Ha değilsiniz o gün. belki kendileri mi yapacaklar bu
kaydı iyileştirmeyi kendileri mi yapacaklar? Bu onları arayan, onları soran, onlara giden kişiler mi? Onlar kendi tek başlarına kaydı yaptırmasınlar diye ellerinden satın mı alıyorlar kelepir fiyata, düşük fiyata, aşağı fiyata? Onu bir söyleyelim. Kendileri de alıyorlar öğrendiğim kadarıyla. Çünkü hani şey diyor kardeşim 25 lira bu 6 ile çarpılıyor. 150 oldu bir yanlış hesapla. Yani şey şunu demek istiyorum. Normalde nedir kardeşim bir avukatın hani bu işlemi yapacağı 1 liradır 3 liradır ama çok daha yüksek bedellerle çalışmışlar. Çok mağdur etmişler insanları. Yani belki de yanlış bilgilendirdiler. Dediler ki bu bugün böyle yarın düşecek ve bu ben de şöyle bir sorumluluk hissettim. Bu şeyi hatırlıyorsunuz yani bu kanuna çıkarken açtığımız kurduğumuz WhatsApp gruplarında filan ben nereden baksanız 2-3 bin kişi tanıyorum. Bana gönderiyorlar WhatsApp'tan. Şimdi isim de söylemek istemiyorum ama şey yani avukatlar filan da var yani. Evet. Var. O yüzden şöyle yapalım. Ben bugün sevgili takipçilerimize şöyle bir şey söylemek istiyorum. Sayın avukatımız bu işi yakinen takip ediyor. Zaten eskiden beri takip ediyor. Bu işin en iyi takipçilerinden bir tanesi. Gönüllü olarak takip ediyor. Hiçbir beklenti olmadan bu işin içerisindeydi. Gerçekten. Ama şu anda gelişen olaylar neticesinde kendisiyle bir irtibata girdik. Zaten irtibat halindeydik, görüşüyorduk ama ben bu otomatik bilgi paylaşımı konusundan dolayı hani şeytanlaştırmaktan namaz kılmaya vakit bulamıyoruz hesabı. Ondan farklı işlemlere giremedik. Ara sıra Kombasan meselesini de konuşuyorduk tabii ama Kombasan meselesi çok önemli. 70-80 bin mudi demek. 70-80 bin mudiyi 5 kişiyle çarparsan ne yapar? 350 bin kişi yapar. 350 bin kişi, ben şimdi hesap yapıyorum. 350 bin kişi 350 bin oy demektir Avrupa'da. 350 bin kişinin oyunu alamazsın demektir Avrupa'da. Sadece bu Kombasan'la ilgili konuşuyorum. Diğer mudilerle ilgili konuşmuyorum. O yüzden bu insanların haklarının gasp edilmesi, mağdur edilmesi, onların bu sandıktaki efendim iradeleri onlara yansıyacak. Yani orada o tepkiyi görecekler. O yüzden de diyor dedik ki Sayın Ali Rıza Alaboy'un babasının malı değil Kombasan. Bu Avrupalı Türklerin paralarıyla kurulmuş bir şirket, bir holding. Sen çıkıyorsun orada babanın senden miras kalmış malı gibi hareket ediyorsun. İnsan utanır, yüzü kızarır. Yani sonuç olarak. Orada bir sözünüzü keseyim. Evet. Kusura bakmayın. Öteki taraftan da şimdi şey var. Genel kurulda kendilerini temsil etmeleri, ettirmek isteyenler evet. için de bir dedik ki organizasyon yapalım. Bakın bu şirket evet. sizin. O da bakın ben hiçbir zaman şey yapmıyorum. Genel kurula gitmek istiyorsanız size nasıl olması gerektiğini, yollarını anlatırım. Genel kurulda önümüzdeki yaz yanlış hatırlamıyorum. Ertelendi. Mayıs'ta ya da Temmuz'da olması gereken yapılması gerekiyor. Evet. Telefonunuz telefon mu çaldı o yüzden ha. Tamam duyuyorum. Yani genel kurulda da temsil ettirirken de. İnatla arıyorlar değil mi? İnatla ararlar. Telefon mu çaldı? Evet. Genel kurul içinde yani ben istiyorum ki doğru bilgi alsınlar. Bir şey yapmaya başladı anlamadım ya. Konya'dasın ya. Arkada bir başladı. Çevir tekrar. Konya'dasın ya normal. Peki. Şimdi şey söyleyeyim. Şimdi bu cuma günü büyük bir ihtimalle bu Kombasan meselesini Kanal Avrupa'da bir Skype bağlantısıyla güzel bir program yapalım diye düşünüyorum. Bu sadece şu anda fragmanı izlesinler. Dedim Avrupalı'daki mudilerimiz, Kombasan zedelerimiz neler yapılması gerektiği konusunda, nasıl hareket edilmesi konusunda, Kombasan'daki gelişmeler nedir, şu zamana kadar neler oldu, bundan sonra neler olacak. Tekrar unutturmaya çalışıldı bu mevzu. Adam çıkıyor televizyonlarda konuşuyor, bir şeyler anlatıyor. Biz diyor işte şu kadar kârdayız, bu kadar kârdayız.
kimin parasıyla nerede kârdasın, bana onu bir söyler misin? Çok merak ediyorum diye yüzüne karşı söylemem. Zaten televizyonda söylüyorum. Yani AK Parti'ye efendim güya efendim yaranmak için konuşuyorsun ama buradaki insanların desteğini kaybettiriyorsun. Yani güya sevdiğim dediğin kişinin buradaki tabanını ona karşı efendim tepki almasına yol açıyorsun. Bu olmaz. Bu olmamalı. Oradan çıkıp da 10 bin küsur oyla maaş, dolar maaş da altında efendim son model arabalarla, Audi'lerle, A6'larla gezmekle bu iş olmaz. Benim paramı ben yiyemiyorum, al sen ye demek. Kardeşim, o zaman bu sana, bu insanların parasıyla bu iş yapıyorsan, o zaman bu insanların parasını da peyderpey az az da olsa ödemen lazım. Doğrusu bu değil mi? Yani böyle yapmak zorunda değiller. Bu insanların paralarına, yani eğer iyi niyetli olsalardı bu zamana kadar ödemeleri gerekiyordu. Az az da olsa. Az az da olsa, ama biz bu iyi niyeti görmedik. Kazanılan mahkemelerden sonra feveran ettiklerini gördük. Anayasadan, meclisten adam kanun çıkarttırdı. Sanki babasının malıymış gibi, babasının parasıymış gibi ya. Ben bunu anlamıyorum işte. Nasıl böyle bir şey yapabilirler? Bizim vatandaşımıza deseydik ülkemiz, bizim bu holdinge ihtiyacımız var. Bize bu paraları hibe edin. Efendim, biz işte güçlü ülke olma yolunda bu şirketler bize lazım deseydi. Size soruyorum İsmail Bey. Bu vatandaşlar hayır der mi? Demezdi. Demezler. Söylemezler. Zeki Bey, şöyle bir şey daha ekleyeyim. Biz sadece Bera Holding değil, Yimpaş Holding içinde bir hareketlilik var. Yimpaş Holding mağdurları da ben şey diyorum, bu sultanları koltuklarından kaldırmaya karar verdiler. Yimpaş Holding mağdurları da genel kurulda organize bir şekilde hareket edip şirketi gerçek sahiplerinin ellerinde kavuşturmaya karar verdiler. Onlar için de ciddi bir şekilde çalışıyoruz açıkçası. Peki bu mecliste alınan son bir şey vardı. Bir oylama vardı bildiğim kadarıyla veya bir yasa çıktı yine bu konularla ilgili. Nedir o factoring üzerine, ne bileyim farklı bir, yani bu holding, eski holdingler, eski işte batan şirketlerle alakalı yeni bir düzenlemeye gidildi. Biliyorum, bilginiz var mı? Açıkçası bilgim yok ama bakarım. Ben de şey, çok fazla yoğunum bu aralar. Öyle meclisten öyle bir yasa geçti. Utku Çakır Özer o konuyla ilgili de bir soru önergesi, bir komisyon kurulması konusunda bir soru önergesi verdi mecliste ama kabul edilmedi. Olmazsa ona da bakar, inceleriz. Yapacağımız programda onu da tartışırız. Bence iyi olur. Bence iyi olur. Şimdi cuma akşamı ben sevgili seyircilere şunu söyleyeyim. Cuma akşamı Sayın Engin İsmail Köse Bey kardeşimiz, avukatımız, bu Kombassan meselesi ve bu hisse senetleri tahviller konusuyla ilgili milletin elinden toplanması, efendim kelepir fiyatlara, düşük fiyatlara insanların elinden alınması, tabii insanlar artık lanet olsun veriyle gitsin düşüncesine kapıldılar artık. O insanları bu hale getirdiler. Belki de bu bir siyasetti veya bir politika izlediler, böyle bir politika. Bunu da başardılar. Ama biz her zaman da söylediğimiz gibi mağdurun yanında olacağız. Ezilenin yanında olacağız. Haklarını arayacağız. Bu kim olursa olsun hiç önemli değil. Bizim de efendim doğru gördüğümüz mesele bu. Ben cuma akşamı inşallah sevgili seyircilere söylüyorum. Cuma akşamı Avrupa Masası'nda Sayın Engin İsmail Köse Bey avukatımız konuğum olacak. Bu mevzuyu derin bir şekilde konuşacağız. Efendim belki VTR görüntüleriyle süsleyeceğiz. Eskileri yad edeceğiz. Neler yapılması gerektiğini konuşacağız. Hangi yolu takip edilmesi konusunda sizlere bilgiler vereceğiz. Sizler de telefonla interaktif olarak programa bağlanabilirsiniz. Efendim bu konuyla ilgili sorularınız varsa Sayın İsmail Köse'ye yönlendirebiliriz. O sizin sorularınızı cevaplandırır. Ne yapılması gerekir? Nasıl yol izlenmesi gerekir? Gibi konularda, tabii ki ben bu konunun uzmanı değilim, avukat değilim, ben haddimi bilen adamım, ben sadece soru sorarım. Efendim hukuki soruların cevabını da Engin İsmail Köse Bey Efendi sizlere verir diye düşünüyorum. Yapalım cuma akşamı o zaman Sayın Avukat. Cuma akşamı görüşmek üzere. Ben de şey yaparım, sizin dediğiniz noktalara da temas ederiz. Tamam, kolay gelsin. Konya'da kendinize iyi bakın. Tamam, görüşürüz.